Merhaba sevgili öğrenciler. Matematik dersinden ikinci dönemin son yazılısı yani ikinci yazılı sorularının ilk örneğiyle sizlerle beraberim. Bundan sonra ikinci ve üçüncü ve daha fazla örnekler çekmeye çalışacağım. Videoyu durdurup önce kendi cevaplarınızı yaparak daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırabilirsiniz. Sınavımız çok zor değil. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız diyor. A şıkkında günümüzde bir insanın 500 yıl yaşaması imkansızdır. Sözcüğünü buraya koyacağım. İmkansızdır. Bir insanın 500 yıl yaşaması imkansızdır. B. Havaya atılan madeni bir paranın yazı veya tura gelme şansı eşittir. Ya yazı gelecek ya da tura gelecek. Şansı eşittir. %50, %50. C. Çok üşüyen insanın hasta olması olasıdır. Olasıdır. Yazalım. D. 2 iki kere 2'nin 4 olması kesindir. Kesindir. E. Yakında bir deprem olacakmış. Bu da belirsizdir. Böylece uygun kelimeleri yerleştirmiş olduk. İkinci sorumuzda kesirlerin aralarındaki sembollere uygun olarak kesirlerimizi sıralayacağız. İlk kesirlerimizi küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor işaretlere göre. Hemen bakıyorum. Paydalar aynı olduğunda üstteki sayılardan az olanı seçersem en küçük kesri bulmuş olurum. Yani 9'da bir kesrimiz en küçük. Onu yazdım. Daha sonra 9'da 5 ikinci sıraya yerleşir. 3. sıraya 9'da 7 kesri yerleşiyor. Ve en büyük kesir 9'da 8 kesrimiz böylece sıraya koymuş oldum. Diğerleri ise büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Bakıyorum paylar eşit. Paylar aynı olduğunda alttaki sayılardan az olanı seçersem en büyük kesri bulmuş olurum. O zaman 14 bölü 4 kesrimiz en büyük kesir. İkincisi 14 bölü 5. ikinci sırada. Üçüncü sırada 14 bölü 7. Ve en küçük kesir ise 14 bölü 12 kesirimiz oluyor. Üçüncü soruda ise ondalık kesirlerle ilgili bir soru var. Aşağıda okunuşları verilmiş ondalık kesirleri virgül kullanarak rakamla yazınız diyor. Hemen yazalım. 15 tam %2. 15 tam Virgülümü koyuyorum. %2 dediğine göre olduğuna göre 2 rakam olması lazım. Yani o zaman bir sıfırı kendim koyacağım. Ve bu şekilde yapacağım. 36 tam %4 36 tam yaptım. Virgül yine az önceki gibi 2 rakam olmalı. Virgülden sonra 0-4 0'ı da kendim koymalıyım. 36 tam %4 oldu. 7 tam onda 3 7 tam bu kez onda dediği için bir rakam olacak ve 3 koyacağım. 7 tam onda 3 olacak. 28 tam onda 6. Hemen 28 tamı koydum. Virgülümü koydum. Onda 6. 0 tam %75. 0 tam %75 de bu şekilde yazılıyor. Ve geliyorum diğer soruya. Dördüncü soruya. Aşağıdaki izometrik kağıt üzerine çizilen yapıların kaç eş küpten oluştuğunu bulup altlarındaki kutuya yazınız diyor. Hemen birinciye bakıyoruz. Şu yüksek olan kısımda 2 tane küp var. Şu katta 2, 3, 4, 5 tane küpümüz var burada ve buraya 5 yazıyorum. Diğerinde ise şöyle yapalım. Şu ilk önce yüksek olan katlı küpü sayalım. Burada 3 tane var. Çünkü birinci kat gözükmüyor. Şuraya 3 yazalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane küpümüz var burada. Bu şekilde yaptık. Bunu da farklı bir şekilde sayalım isterseniz. Bakın alt tabanda en altta ikişer sıra halinde dizilmiş. Hemen şurayı bir işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yan tarafta da bir 5 sıra var. Yani 5 kere 2, 10. Tabanda 10 tane var. Onu bir kenara yazayım. Şimdi ikinci kata geldim. Ee, şöyle sayalım. 2 4 e, altta da var. 6 8 8 de burada var. 2 de en üstte var. Orada da 10 tane var. Yani toplamda 20 küp oluyor. Buradaki şeklimizde bu şekilde saydım. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada 3 küp var üst üste. 3 burada, 3 burada. 3 6 9 10, 11, 12, 13 tane küpümüz var. Ve bu şekilde küplerimizi saymış olduk. Beşinci soruda kesirlerle ilgili toplama işlemleri var. Hemen topluyoruz. Ekranımızı biraz daha büyütsem daha iyi gözükecek. Evet biraz fazla büyüttük. Evet 4 tam 9'da 1 ile 2 tam 9'da 4'ü topluyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce tam olan yerleri topluyorum. 4, 2 daha 6. Şimdi paylar toplanıyor. 1 4 daha 5. Payda aynı şekilde 9 olarak yazıyoruz. Biliyorsunuz paydaları toplamıyoruz. 9 olarak yazdım. Burada tam kısım yok. Payları topluyorum. Bakın paydalar aynı zaten. 1 6 daha 7. Pay, paydamız 8. Son alıştırma, son sorumuz. 3 6 daha 9. Paydamız yine 5. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Altıncı soruda ise çevre uzunluklarını hesaplama konusu var. Bakalım sırayla başlayalım. Bir şu kenardan başlıyorum. 5 10 Ha burada e, sevgili öğrenciler ben zihinden sayıyorum ama sizler alt alta yazarak da toplayabilirsiniz. Ben e, hızlı olması açısından zihinden devam ediyorum. 5 5 daha 10. Burayı saydım. 6 16. 12 daha 26 28. 11 daha 38, 39, 7 daha şurayı da söylediğim zaman 46 santimetre oluyor. Çevreyi bu şekilde bulmuş olduk. Diğer şeklimizde ise 12'den başlayalım bu kez. 12'yi söyledim. 10 daha 22 4 daha 26 1 santimetre burada var. Ee, özür dilerim yanlış yapmayayım. 12, 22, 26 bir de burada 27 şöyle işaretleyelim. 5 daha 32. 33. 3 daha 36. 10 da burada var. 46 santimetre oldu. İki şeklimizin de çevresi 46 çıktı. Devam edelim. 7. soruya. 7. Aşağıda verilen noktalı yerleri uzunluk birimlerinden uygun olanları yazınız diyor. Ankara ile Konya arası uzaklığı ne ile ölçebiliriz? Tabii ki kilometre ile ölçebiliriz. O zaman buraya kısaca ben kilometre olarak yazıyorum. Km olarak. Sınıfın kapısının yüksekliğini metre ile ölçebiliriz. M harfini koyalım. Ders kitabımızın uzunluğunu santimetre ile ölçebiliriz. Cm koyduk. Ve gözlük camının kalınlığını ise milimetre ile ölçebiliriz. Buraya da milimetre sembollerini koyalım. Aşağıda kesirlerle ilgili çıkarma işlemlerimiz var. Hemen yapıyorum. İlk önce tam kısımlar. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. Şimdi paylar. 7'den 2 çıktı 5. Paydamız yine 10 olarak yazılacak. 7'den 5 çıktı 2. 12 yine payda olarak yazılacak. Cevabı bulduk. 9 aşağıdaki dönüşümleri yapınız diyor. 1010 gram. E biliyorsunuz 1000 gram 1 kilogram oluyor. O zaman 1000 gramı 1 kilogram olarak yazdım. Geriye 10 gram kaldı. Bu şekilde oldu. 124 dakika kaç saat kaç dakika eder? 124'ü 60'a bölebiliriz. Çünkü 1 saat 60 dakika. 2 defa var. 120 çıktı. 2 saat oldu. Kaç dakika arttı? 4 dakika. O zaman 2 saat 4 dakika oluyor. 23 metre kaç santimetre eder? Ekranda gözükmemiş. 23 metre metreden bakın bana ne verilmiş, ne isteniyor? Metre verilmiş, santimetre. Hemen basamağımızı hatırlıyorum. Merdiven basamağımızı. Santimetre metreden 2 basamak aşağıdaydı. O zaman 100 ile çarpmalıyım. Yani 23'ü yanına 2 sıfır eklersem 2300 santimetre olur. Bu kez milimetre vermiş santimetre olmasını istemiş benden. Milimetre en alt e, merdivenin en altındaydı. Santimetre ise bir üstteydi. O zaman 10'a bölmem gerekiyor. Yukarı doğru çıkarken bölme yapıyorduk. Ve ona bölmek için bir sıfırı silerim. Geriye 450 santimetre kalır. Burada da mililitreler var. 3000 mililitre kaç litre eder? 1000 mililitre 1 litre olduğuna göre 3000 mililitre ise 3 litre eder. Şimdi bir alan hesaplama sorumuz var. Bakın buradaki şeklimizin kareli kağıt üzerindeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Sevgili öğrenciler ilk önce böyle sorularda Tam olan kareleri sayacağım. Sonra da iki tane yarımı birleştirip bir bütün kare elde edeceğim ve o şekilde sayacağım. İlk önce tamları sayıyorum. 1 işaret koyayım şöyle. 2 tam, 3 tam, 4 5 6 7 8 tane tam kare buldum. Şimdi yarımları sayıyorum. İki tane yarımı bir sayacağım. Bir yarım burada, bir yarım burada. İkisi beraber bir bütün oldu. 1 Şu ikisini sayalım. 2 i̇ki. 3, 4, 5 ve 6 tane bütün daha elde etmiş oldum. Yani 12 tane yarım var. Onlardan da 6 bütün elde ediyorum. 8, 6 daha 14 birim kare oluyor. Cevabımız aşık oluyor. 2. Bir sanatçının konserine 65 kişi katılmıştır. Konser bilet ücreti 12 lira olduğuna göre bu konserden toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Burada yapacağımız iş, işlem çarpma işlemi. 65 ile 12'yi çarpalım. Bakalım kaç lira kazanmışlar. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere 6 12 bir de elde 13. 1 kere 5 5. 1 kere 6 6 topluyorum. 0 8 780 lira gelir elde edilmiş. Cevabımız C şıkkı. Geldik 3. soruya. Doğum günü pastasının Ekranı biraz küçültmemiz gerekiyor. Sınıfın işte sorunun çoğu bir kısmı gözükmüyor. Doğum günü pastasının 8'de 2'sini Sinan, 8'de 3'ünü Demet yemiştir. Buna göre pastanın geriye kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi Sinan ile Demet'in yediklerini ilk önce topluyorum. 8'de 2 ile 8'de 3'ü topluyorum. Eşittir. 2, 3 daha 5 bölü 8. Bu kadar yemişler. Ama ne diyor? Geriye kaç kaldı? Pastanın tamamı 8'de 8 olur. Bunu biliyorsunuz. 5, 5 bölü 8'ini yedikleri için onu çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3. 3 bölü 8. Demek ki geriye pastanın 8'de 3'ü kalmış. Yani cevabımız A şıkkı olacak. Geldik 4. soruya. 80 sayfalık bir kitabın onda altısını okuyunca geriye kaç sayfa kalır? Ne yapacağım? 80 e, kitabın hepsini biliyorum. Biliyorsam 10'da 6'sını bulmak için ilk önce 10'a böleceğim 80'i Kısa yoldan bölüyorum. 80 bölü 10 eşittir 8. 6 parçasını okumuşlar. 8 ile de 6'yı çarpıyorum. 48 sayfa okunmuş. Geriye ne kadar kaldı? O zaman 80'den 48'i çıkarma yaparım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2, 7 kaldı. 4 çıktı. 3, 32 sayfa okunmayan sayfa kalmış. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soruda ise doğal sayılarla ilgili bir soru var. Ee, i̇lk birinci dönemki konulardan. Verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? Bakalım. 44.673 Bakın 674 ee, Burası büyük olarak kaydedilmiş ama bu daha büyük. Yani A şıkkı doğru değil. B'ye bakalım. 84.333 311 431 Bakın 431 büyük. 311 ondan küçük ama 333 olmadı. Yani bu sıralama da hatalı. Diğerine bakalım. 37.050, 37.500 yani bu küçük, bu daha büyük. 37.005 bu da olmadı. D şıkkına bakalım. 61.146 küçüktür. 61.347 ve son olarak 61.378. Doğru cevap D şıkkı doğru sıralanmış diğerleri hata yapılmış. Ali saat 15.30'da ödevine başlamış. 2 saat 20 dakika çalışmıştır. Ali ödevini bitirdiğinde saat kaçtır? 15.30'da başlamış. Hemen yazalım. 2 saat 20 dakika. 2 saati buraya yazıyorum. Dakikaları da buraya yazıyorum ve topluyorum. Bakalım saat kaç olmuş? 0 5 7 17.50 olmuş. Kolay bir soruymuş. A şıkkını işaretledim. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda açılarla ilgili bir sorumuz var. ABC üçgeni bakın dik üçgen olduğu şuradan belli dik işareti var. C açısı 50 derece diğer açıyı A açısını soruyor. O zaman ne yaparız? İlk önce 90 derece ile 50 dereceyi toplarız. Şurayı 90 olarak yazalım. Nereden? Çünkü dik üçgen olduğundan bunu bulduk. 90 ile 50'yi topluyorum. 0, 140 oldu. 180'den 140'ı çıkarırsam evet böylelikle A açısının 40 derece olduğunu bulurum ve cevabımız A şıkkı olur. 8 e, ondalık sayılarla ilgili bir sorumuz var. Basamaklarının isimlerine göre e, şıklardan hangisi doğrudur diyor. Hemen bakalım. Onda birler basamağı 9, birler basamağı 7, yüzde birler 4. Şimdi ilk önce tam kısmı yazıyorum. Tam kısmında birler basamağı var. 7'yi yazdım. Virgülümü koyuyorum. Onda birler basamağı ilk sırada. Virgülden sonraki ilk basamak oluyor. Orada 9 varmış. Yüzde birler ise bir sonraki basamak. Orada da 4 varmış. Yani 7 tam yüzde 94 oluyor. Cevabımız değişik oluyor. 9. Bir kenarı 45 metre olan kare şeklindeki tarlanı tarlaya iki sıra tel çekilecek. Şurası yanlış yazılmış. Bunun için kaç metre tel gerekiyor? Yani kare şeklinde bir tarla var. Şeklini çizelim. Bir kenarı 45 metre. 4 kenarı olduğu için 45 ile 4'ü çarpıyorum. 20, elde var 2, 16, 18. Karenin çevresi 180. Bir sıra tel çekseydik 180 olurdu. Ama iki sıra tel çekilecek. O zaman 180 ile 2'yi çarparız. 2 kere 8 16 2 kere 1 2 360 oldu. Cevabımız A şıkkı. 10 yine çok kolay bir soru var. Aşağıdaki şekilde kaç eş küp vardır? Hemen bakalım. İlk sırada 3 katlı 3 tane eş küp var. İkinci sırada 1 tane var. 3 ve 3. Şu 3'leri güzel yapayım. Evet. 3, 6, 9 bir de burada var. 10 tane eş küp var. Cevabımız değişik oluyor. Geldik son kağıdımıza. 2, 3, 8 rakamlarını ve virgülü kullanarak oluşturabileceğiniz en büyük ondalık kesir kaçtır? En büyük olması için 8'in en başa gelmesi lazım. 3'ün yanına gelmesi lazım. Daha sonra virgül koyup 2'yi en sona atmamız lazım. Zaten şıklara baktığınızda en büyük ondalık kesir burada. 83 tam onda 2 oluyor. 12 yine birinci dönemki konulardan 8678 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında sayı kaç olur? En yakın yüzlüğe bakalım. Son iki rakamında 78 var. 50'yi geçen sayılarda 50 ve 50'den sonra olan sayıları ilerideki yüzlüğe yuvarlıyorduk. Yani 78 50'den büyük olduğu için ileri gider. 600'de sayımız 8600'de. O zaman 8700'e gider. Çünkü 600'den sonra 8700 geliyor yüzlük olarak. Cevabımız C şıkkı olacak. 13. Aşağıdakilerden hangisi imkansız bir olaydır? Martıların havada uçması bu değil. Çiçeklerin kahkaha atması. İşte bu imkansız bir olaydır. Diğerlerine de bakalım. Aslanın et yemesi gayet normal. Şoförlerin kaza yapması. Bu da yaşanan bir olay ve normal. Alttaki şeklin kesirle ifadesi hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Bakın sevgili öğrenciler bir pastayı 4'e kesmişler. Diğerini de 4'e kesmişler. Yani pastamızın bizim kesrimizin bir kere paydasında 4 olması lazım. A şıkkının paydası 4. B şıkkının paydası 3 bu olmaz. Buranın paydası da 8 bu da uymadı. Bunun paydası da 7. Zaten kendiliğinden cevap çıktı. Ve kontrol edelim. Bakın bir tam bitmiş. Doğru. Diğer kesir diğer pasta 4'e kesilmiş. Doğru ve 3 parçası boyanmış. Yani 1 tam 4'te 3 oluyor. Son soru. Bir kamyonun boş iken ağırlığı 1650 kilogramdır. Odun yüklenip tartıldığında ise 5 ton geliyor. Geldiğine göre kamyonda kaç kilogram odun vardır? 5 ton demek 5000 kilogram demek. Çünkü 1 ton 1000 kilogram oluyor. Boşken 1650 kilogrammış. O zaman onu çıkarır, çıkarırsam ne kadar yük koyduğumuzu buluruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan alarak geldik. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 6 çıktı 3. Burada 4 dört kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. Demek ki konan yük odun 3350 kilogrammış. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Sevgili öğrenciler bundan sonra yine başka örnekler biraz daha zor olan sınavlar da sizler için hazırlayacağım. Bu ilk örneğimizde biraz kolay olsun istedim. Daha sonraki örneklerimizde görüşmek üzere. Şimdiden sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.